Sayın Gülhan, tahsil aldığımız parti büyüğümüz, ittifak ortağımız, İYİ Parti'nin temsilcileri ve şu an salonda bulunan Misak-ı Milli ve Cumhuriyet'in temel değerlerini özümsemiş sevgili yoldaşlarımız. Hepiniz hoş geldiniz. Ben konuşmama başlarken Tahsin abimin ifadelerinden bir alıntıyla başlamak istiyorum. Tahsin abimiz dedi ki, seçilmiş, atanmış milletvekili. Seçilmiş veya atanmış milletvekili olmaları hiçbir şeyi değiştirmiyor. Çünkü o sayın milletvekillerimizi biz parti emekçileri milletvekili seçtiriyoruz. Onlar kendi kendilerine gidip milletvekili olmuyor. O yüzden seçildikten sonra da o milletvekillerimizden de örgütlere, kongrelere çok da fazla müdahale etmemelerini istiyoruz. Sayın Ensar Aytekin milletvekilimiz, diyorsunuz ki bu partide her bir üyenin hissettiği acıyı ben buramda hissederim diyorsunuz değil mi? Bugün bu salonda Erdek ilçe üyelerinin yaşadığı bu şöleni, bu coşkuyu Bandırma'da yaşayamayan ve kahrolan ilçe örgütünün de acısını paylaşıyor musunuz? Teşekkür ediyorum. Teşekkür ederim. Genel Başkan Yardımcımız Sayın Ahmet Akın Vekili, siz tanışmanızdınız. Siz bu ülkenin her yerindeki çalışmalara koşarken, her yerde olurken, aynı şekilde Bandırma'da yapılan operasyona nasıl bakıyorsunuz, nasıl yaklaşıyorsunuz? Sizden de birkaç bir şey bu konuyla ilgili duymak isterdim. Sayın Başkanımız Serkan Sarı, Bandırma'da düzenlenen operasyonun tıpkı İstanbul'da faşist AKP iktidarının İl Başkanımız Sayın Canan Kaftancıoğlu'na yaptığı operasyondan ne farkı var? Sizin il başkanlığınız döneminde kırsal ilçelerde elektrik faturasını ödeyemediği için, ışıkları olmadığı için ilçe binasının karşısındaki kahvede ilçe örgütünü çalışmalarını yürütmeye çalışan ilçe örgütleri olmuş mudur? Size soruyorum. Arkadaşlar, bu partiyi iktidara getirecek olan zihniyet şu arkamdaki fotoğraftaki şahsın, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün kılığı, kıyafeti, temsiliyeti değil, onun devrimci yanıdır. Bizler eğer bunu partinin taban hareketinden yola çıkmış parti emekçilerinin önünü keserek, onlara çalışma alanı bırakmayarak, kurultayları, kongreleri dizayn ederek bir yere getiremeyiz. Bu ülkede insanlar açlıktan yemek yiyemedikleri için, alacak ekmeklerinin paraları olmadığı için kendilerini siyanürle intihar ettiriyorlar. Ya da bir baba karısı kendisine pazara gidelim dediğinde cebindeki 14 lirayla banyoda intihar ediyorsa ve biz hala bu iktidarı değiştiremiyorsak suç bizde. Lütfen bütün seçilmişlerimizden şunu rica ediyoruz. Sizleri belediye başkanı, milletvekili, il başkanı yaparken işinizi gücünüzü bırakıp enerjinizi bir sonraki seçimlerde yeniden bu koltuklara nasıl oturunun çabasından sıyrılın. Gidin AKP'nin faşistlerle uğraşın. Ben çok iyi hatırlıyorum. Ensar vekilimle bir gün sohbetimizde dedi ki, Hakan'cığım dedi, benim dedi boyum da uzun. Sen merak etme. Ben o meclise gidersem o AKP'li faşistlerle de boğuşurum. Orada da dayak yemem dedi. Efendim bunları yapın. Gidin. Gidin bunları yapın. Örgütleri yüzlerce kilometre uzaktan dizayn etmeye çalışmayın. İstediğiniz il başkanları gelsin diye
onlara muhalif olan ilçe başkanlarına operasyon yaptı. Şunu diyebilirsiniz. Biz seçilmişiz. Bizim dokunulmazlığımız var. Bizim koltuklarımız var. Bizim işaretimizle harekete geçecek güçler var diyorsanız, ben de şunu diyorum. Bandırma ilçe örgütüne, Bandırma tarihinde rekor kırarak belediye başkanını ve meclis üyelerini o koltuklara oturtan ilçe başkanına ve yönetimine birileri operasyon yapmaya çalışırsa, biz parti tabanı olarak söz veriyoruz. Bandırmadan öyle bir ateş yakacağız ki dumanı Ankara'da gözükecek. Hepinize teşekkür ediyorum. Evet, ben teşekkür ediyorum. Değerli arkadaşlar, bundan sonra 3 tane konuşmacı arkadaşımız var. Halit Çimen arkadaşımıza söz vermek istiyorum. Buyurun. Ondan sonra il başkanımız, ilçe başkan adayımız da bitiriyoruz arkadaşlar. Belediye başkan.